seçim euroyu da etkileyebilir. Biliyorsunuz son dönemde euro dolar karşısında ciddi bir kazanım elde etti. 1.35 seviyesi de aşıldı. 1.35'in üzerinde bugün bir bekleyiş havası var ama acaba bu bekleyiş havası hangi yöne doğru hareketi yaratacak? Özellikle Almanya'dan çıkacak olan sonuç nasıl etkileyebilir euro tarafını? ALB menkul değerlere dönelim. Arda Coşar karşımıza. Arda, hoş geldin yayınımıza. Ne konuşuluyor, ne bekleniyor piyasada? Yani Almanya seçimleri euroyu nasıl etkileyebilir? Euro dolarda Merkel etkisi ne olabilir eğer seçimlerin ardından Merkel'in eli güçlenirse? Bu euroyu destekleyecek midir? Ne göreceğiz biz paritede? Öncelikle bilindiği gibi Merkel her zaman Euro Birliği'ni ve Euro'yu korumaya yatkın bir siyasetçiydi. Öyle bir şansı dedi Almanya'da. Bu özellikle tanınıyor. Bu açıdan şu an itibaren Merkel seçimleri önde götürüyor. Aynı zamanda pazar günü yapılacak seçimlerde Merkel'in tekrar iktidara gelmiş durumunda. Euro doların güçlenmeye devam edeceğini düşünebiliriz. Euro dolar şu anda 1.35-20'ye 1.35-60 seviyesinde konsolide oluyor. Eğer Merkel'in pazar gecesi seçildiği habere düşüp de 1.35-60 seviyesi yukarı yönünde kırılırsa sırasıyla 1.36 ve 1.36-50 seviyesi euro dolar tarafına hedeflenebilir. Eğer euro dolar tarafında olumsuz bir haber gelmesi durumunda 1.35-20 seviyesi aşağı yönünde kırılırsa 1.34-90 seviyesi ve 1.34-50 seviyede hedeflenebilir. Ancak şu an itibariyle Merkel yarışı önüne götürüyor. Seçilmesi durumunda euro doların önümüzdeki hafta değerlenmeye devam etmesini bekleyebiliriz. Evet, bu arada Fed'in ardından dolar zayıf bir görünüm karşımıza çıktı. Acaba bu süreç değişebilir mi? Yani önümüzdeki dönemin verileri dolar tarafını da yeni bir dalgalanma, yeni bir pozitif etki yaratabilecek noktada gelirse biz ne görebiliriz? Dolar pozitif beklentiler yükselebilir mi? Ne düşünüyorsunuz dolar için? Olayı çözdün mü? Şöyle söyleyeyim dolar hakkında. Öncelikle FOMC toplantısında çıkan sonuçlarla beraber dolar TL sert aşağı yönlü bir hareket görüldü. Ancak dolar TL 1.93-1.93.40 seviyesini yukarı aşağı yönlü kıramadı. Buradan tekrar değerlenmeye başladı. Sırasıyla bugün 1.95.40 seviyesini kırdı ve şu anda 1.97.55 seviyesini test ediyor. Şöyle bir şey var. Ne kadar FED tahvil alım programındaki azaltılmasını ötelese de bu en sonunda yapılacaktır. Piyasada bunun farkına vardığı zaman yukarı yönlü hareket dolarda görmeye devam etmek mümkün diye düşünüyorum. Çünkü en sonunda tekrar FED azaltılmasını gündeme getirecektir. Panikle beraber yani coşkuyla beraber aşağı yönlü sert bir satışta şu anda onun tepkisini görüyoruz ve dolar TL yukarı yönlü hareket devamını görüyoruz. Eğer dolar TL 1.97.55 seviyesi yukarı yönlü kırılırsa 1.99.75 seviyesi hedeflenebilir. Ancak dolar TL tarafında dolar TL'yi düşürebilecek bir haber gelirse tekrar dolar TL'de 1.95.40 seviyesi hedeflenebilir. Ancak bugün ve hafta için yön yukarı doğru görünüyor dolar TL'de. Evet. Peki bir geri çekilme gördük ama bugün ve önümüzdeki günler için yeniden doların güç kazanma ihtimalinden söz etti Arda Coşar. 1.97 seviyesinin üzerinde izliyoruz dolar TL'yi. Tabii euro dolarda da bakalım pazar günkü seçimlerin ardından Merkel'in etkisi ne olacak, onu da izliyor olacağız. 1.35'in üzerinde çünkü parite.